Şimdi bunlar çok güzel ama burada çok kıymetli bir şey daha var yani. Bizim hazinemiz en He? hazinem, benim Sen anladın değil mi? en hazinem, en mal varlığım. Allah pis nefiste korusun. İnşallah nazara gelirim yukarıda. Mal Baksana, varlığım yukarıda. şu anda bunlar bir çeyrek altından daha kıymetli, doğru mu biri? Onlar ya çok. Bir de çok, mesela çok görüyorum kurutulmuş kazlar ama bak pırıl pırıl tertemiz yani. Bunlar böyle çok güzel. Ben bunların çiğ çiğ yerim yani. Şimdi onların birisini Pişmeden. sabah dolaba koydum. Misafirim bunu çıkarttım, el attım birisine. İki tanesini aldım bak. Hiçbir şey, tertemiz içeri. Evet, şöyle geçsen. Evet. Şimdi annemle kazı inceliyoruz, bu kurutulmuş. Bunun da bize bir hikayesini anlatsana, bilmeyenler, kazı, bilmeyenler için. Şimdi kazlara başlamışım bakmaya. Üreme ayları Şubat'ta. Yumurta zamanı Mart'ta, Nisan'da düşürler hani kuşkaya. Ondan sonra da yavruları inşallah çıkar. Benim şimdi bu an için tam 9 tane kazım var, ana kazım. 8 tanesi anne, bir tanesi baba. Onları saklarım. Yazda heresinden diyelim ki 10 tane çıkarsa kaç tanesi, 80 tane midir? 9 tane kazda, 8 tane kazda. 80 tane kazda. İnşallah olur şimdi bunun sizin kaçta yediğiniz kazla. Belki hani şimdi kötülenmeyin, belki ev kazı da olabilir. Benim kendim Bedir abi biliriz, biz Çin kazını, ördek etini yemez. Ne kaz, ördeği yerik ne de Çin kazını, bunlar ana kaz. Bizim evet. kendi ana kazlarımız, şimdi ana kazlarını da sana göstereceğim. Evet, tamam. Öbür kazları tartırsın, gelir hani 3,5, 3 kilo, 3,5 kilo, 4 gelen de var. Evet. Ama bizim bu değil. Şimdi bu yaş şeker mesela 2,5 gelebilir ama kurudu mu gelmiş. Şimdi bunun tadıyla başka ben tandırda yapacağım. Onu bu kaç kilo gelir diyorsun şimdi sen de? Taş patlasın 2 kilo. Öbür kazların ama bak kolun şey budunun biri, budunun birinin bir başı burada, bir başı burada. Budları çok uzun, boyunları çok uzun. Evet. Ben orada başkışta bak boyunları orada hep kurutmuşum içini, dişini, kafalar. Her şeyi. Kafalarını. Bak, o ne? O da en baştaki yağ en mı? En baştaki de kuyruk yağı. Kaz yağı da? Yok kuyruk yağı. Kuyruk yağı. Kuyruk. Ha, bir de kazın yağı da şifa ya. Kazın yağı da şifa. Kazın yağı benden bir ayağımda bir hastalık vardı. O hastalıkta İstanbul'da beni telefon açtılar. Normal aspirin. Hani biz önce de 30 sene önce 15 sene önce içtiğimiz aspirin. Tamam. O aspirinle kazın yağını birbirine kattım. Krem gibi oldu. Önce Allah sonra da dizlerim biraz çok gezemirdim. Böyle aksiye aksiye gezirdim. Şükür biraz iyi. Çok güzel. Allah aşkına. O kazın yağıyla yemek pilav var değil mi? Şey, her şeye tadını katıyor. Patatese yapıyoruz. Ben sen gösterim. Evet. Her şeye yapıyoruz. Kaz bizim baş kahramanımız. Kazsız olmaz. Şimdi bu da oğlum bazen cağ yapıyor Selçuk. Ne yapıyor? Başkanın cağ. Cağ kebap. Cağ kebap. Cağ kebap yapıyor. Koyun kesen zamanı, koyun kesen zamanı ben de kuyruğunu hep düzlerim. Hepsini düzlerim ile kölgede. Vay be. Bir iki gün güneşe vuruyorum. Şimdi burada ne böcek ölür, ne sinek ölür. Hiçbir şey hep burada yapıyorum bunları. Bunlar da bir şey. Orada torbada da var. Yine bu görünen etler de kırmızı yumuşak et. Pastırma duymuşsun pastırma. Tabii bak burada kameraman arkadaşım görürse ben onların ne olduğunu anlamamıştım ya. Et bildiğin et. Pastırma şey yumuşak et var ya pastırma, şey evet, diyorsun evet. ya ona. Yani kuru et. Ha, kuru et. Yok yumuşak et dediği şey de getirirsin ya. Evet. Bak o da pastırma yapmışım. Kemiğiyle beraber de kurutmuşum. Kemiklerle beraber de torbaya koymuşum. İstersen orada gösterebilirim. Hep kuru ot. Hep kuru ot. Amcama ben bir kere ot göstereyim. Bir daha önce bunu amcama göstereyim. Yine adıma önce bu otu göstereyim. Evet, şimdi bakalım torbadan ne çıkıyor? Yıllar önce ben baya bir hastalık geçirdim. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. O hastalığımdan gitmiştim doktora. Kaşta bitmiyor. Doktor bana söylemişti ki. Şifalı okuyor musun? Üç ay ömründe. Okuyor. Üç ay ömründe. Kızım bir yaşındaydı. Kızım bir yaşındaydı. Mehmet'eydi. Emdirirdim. Şimdi o kızımda iki tane torunum var. Bir oğlu bir kızı. Kızı anası kadar. Allah kızımın bağışlasın. İsmi Damla, torunum Hazal, Hazal anası kardeşim. Kız nerede? Kız İstanbul'da evli. Selam o zaman, kıza selam, da İstanbul'a Damla, selam gönderiyoruz. Selam Damla, Hazal'a selamlar. İzleyecekler seni. Aya seni bol bol öpeyim. Bu şey değil mi, bu papatya mı? Bu da papatya, hava otu. Bak bunu sana lazım olursa açık verebilirim. Bak her sabah aş karnı, yani bunun hepsi de. Bak bu da, bu onun mesela bu önce çıkıyor ya, evet. önce yaz başı çıkıyor ya, bu da böyle güzel doğru.
Bunları kaynatıyor musun? Haziranın sonuna doğru bunları kaynatıyorum. Kaynatıyorum sabahları aç karnına. İster bir bardak iç, ister iki bardak iç, istersen 10 bardak. Faydası çok yani. Faydası çok. Mideden aç karnına, mideden, bağırsaktan, idrandan, her yerden bir intihabın varsa çık. Tamam, giderken o zaman bir paket biz şimdi şifalı otumuzdan alacağız. Yani bir böyle şey tadımlı. Ama beni hatırlar. Abi, babama da götüreceğim babama. Diyeceğim ki işte özel... kavut da koyacağım amca üzerinde. Kavutu belki hani yemiş yememiş. Bilir bilir. Belki yıllardır yememiş. Bilirler, çok da severler. Haşırı da çok seviyor. Ama gaza dayanamaz. Haşır yemeği var ya, haşır. Sen dedin ya haşır yapıyoruz. Bunu mu? He, onu da çok sever. Tamam. Ama kaza dayanamaz o. Kazı şimdi izlerken çiğ şey yutkunmuştur. Gelsin bile. Buraya gelsin, pişiririm şimdi. He, o zaman çağırıyoruz. Buraya yazın gelecek. Yazın geldiği zaman biz bu eve gelip konak olacağız inşallah. Yener amca, sana söz veririm. Bir tane gazın saklayacağım. Derin dondurucuya koyacağım. Allah nasip ederse. Gelirsin, tandırda yapacağım. Önce tandırda hem de. Önce hamur tandırda yapıyorum. Zaten önce bugün tandırda değil mi? Bir sürprizimiz var. Gaz yapacağım. Misafirim var. Saat 1'de onlara yapacağım. Tamam. Burada şey çıksana bak şey... Adı neydi sen? Ufuk. Ufuk. Çıksan mı Volkan, sen çık şimdi. Hani ben bu yaz geçti ya ki hiç oturmadım. He. Hiç oturmadım. Hem böyle yüzüm güneşte kapkara olmuştu. Ellerimin içine bakırdın, ellerimin içi beyaz. Şey her karalık geçmemiş. Ben bu sene, geçen sene ota hasrettim. Bu otu versen çık yukarı. Ota hasrettik ama bu sene başın başında maşallah ot bitti. İşte biz biraz hani varlığın, kuraklığın kadrini bilmediğimiz için bakın üstümüze de hiçbir şey almış. Şu anda bunu da söyleyelim, kuraklık var. Bir şey de var ya ki bu hava otunda Allah'a ayandır benim yani. Belki hemen hemen 500-600 kişiye yolladım. İnanın Allah'a ki 1 lira nedir parasını almamışım, etmemişim. Neden dedim ki şimdi zenginler hep zekat verir ya ki zekatını bir şeysini verir. Dedim ben de bu sene hep otun zekatını vereceğim. Çok güzel. İnsanlar İnşallah işte yaza şifa. Da çıkar. Yaza çıkmasa zaten otların bol bol. Onlar hep ne bilirsin? Evelik. Ondan sonra şey. Evelik çorbası mı var bir de? Evelik. Yapıyorlar ya bu bölgede. Evelik haşır. Bak nasıl temiz temiz kurutmuşum. Bir baksana. Evet, bak içine görebiliyor musun kameram arkadaşımızı? Yavrum bir baksana nasıl yeşil yeşil güzel güzel. Bir toz toprak hiçbir şeyden zaten ben sürüden zamanı Bedrad'ın görmüştüm. Nasıl temiz? Bu nedir? Ne anlamı şimdi bu? Evelik kurusu. Evelik kurusu bu. Evelik kuruttum. Çorbası. Benim böyle boğazım ağrıdığı için hani insan grip oluyor, bir şey oluyor. Ben canına hemen derim ki bize evelik çorbası yap. Burada ısırgan da var. Isırgan otu da var. Her şey var maşallah ya. Bir hazine burası. Gerçekten bu yani bu bölgede de başka zor buluruz yani böyle bir yer. Annem emek vermiş ya. Her... Ellerine sağlık. 6 ay hiç, inan ki hiç yatmadım, hiç ya. Yatmadım. Kendime biraz evde fazla iş görmüştüm, kendime dedim ki biraz iş görmeyeyim. O toplum biraz sonra bizi tahasına salacağım. Vay be, otlar derdi de var. Lokman Hekim. Her poşetin... Biraz sıvanımız, hep bu da ısırgan. Değişik değişik bitkiler şey. Çıkıyor, otlar çıkıyor. Isırgan da ona benziyor ya. Isırgan zaten. Bak bu da ısırgan. Yener abi, annem değil mi şükür hayatta? Hayatta. Yener abi bak ısırganla evvelik de yollayacağım. Oo. Güzel güzel. Bunun da çayı. Yani çorbasını yapıyorsun ama çayını yaparsan bak sabahlar abi kadar. Tamam. Diyorsun ki ben şey ısırgan çayını içtim. Biz bunlar hani şey bazen alırız ya. Bitki çayları. Bitkileri. Ama gerçeği bu. Orijinali burada, evet. Orijinali bu. Ben şimdi elim alışkın olduğu için başkası diyelim ki sen şimdi bunu dişte topladın ya. Ellerim bir gün sabahtan akşama kadar hep kaşır. Ben de alışkın olduğu için. Kuru olduğu zaman da mı kaşınıyor? Yok yok, şimdi hiçbir şey yok. Yani. Bak. Evet. Güzel güzel yeşil yeşil hep yapmışım şimdilik. Çok güzel. Vallahi emeğine sağlık gerçekten. Biz böyle dinledikçe izleyicilerimiz de geçmiş duruyor şu anda. Tam kaynaktayız yani. Bu işin kaynağındayız. Bunları böyle kısa sürede olmuyor tabii. Çok en az 6 aydır. O 6 ay. Burada annem uğraşmış bunlarla. Ne kadar ibaretiyse ben onları bastım. Evet. Bak burada var. Evet, otlar bitmez ki. Otlar her taraftan bir teliz çuval iniyor aşağıya. Baksana. Bak kokla. Burada bir kokla. Bir akız bir de ayran çorbasını. Yoğurt çorbasını yapıyorum bunu da.
üzerine. Bir de uzun kaydı bir daha başlatsın. İyi, bunların yerini unutmuyorsun. Birini sağa koymuşsun, birini sola koymuşsun. Hatırlayıp da kaybettiğini de oluyor. Bunları hele şimdi işletmedim. Niye bunları işletirim? Ulan bu kapıyı iyi kilitle ha. Burası çok değerli. Hazlar mazlar gider Allah önce korusun. Önce de kırkızlar. Şimdi kırkızlar. Bak kahvaltı hep veririm. Ha. Biz kendi şey yerimiz var. Tamam. Ülkünümüz var. Kahvaltı veririm. Bu ne anne? Bu kuşburnu. Ha, kuşburnu. Kuru kuşburnu. Biz bunu Bedir abiyle beraber 75 günü dağında toplamıştık. Ayının yuvası olduğu yerde. Nasıl? Ayı yuvası. Ayı yuvası var. Ayı yuvası. Orada bir yerde topladık. Çelsi ormanlık ya ki bir fidanlık. Orada hep kurt ayı yuvası. Biz de orada. Hadi ne zaman topladınız mı? Rahmanirrahim dedim. 10. ayın sonunda. 10. ayın sonunda topladık. Şimdi bak bunların ikisi. Bunların ikisini ben elma reçeli. Elma almışım, elma reçeli yapmışım. Bunlar elma reçeli. Evet. Bunlar da bak bundan bu. Siyah, bunlar bu. Hı. Bunlar kuşburnu reçeli. Bunların ikisi siyah olduğu için kuru kuşburnu da yapmışım, bundan yapmışım. Bak nasıl kuru. Yani bu hale gelmiş diyorsun. Bu kuşburnu da bundan yapmışım, kaynatmışım bayağı yani. Evet. Bir gün zahmetini çekmişim onu. Onu bir gün zahmetini çekmişim. Bu şimdi ilaç gibidir değil mi? İlaç yani, gibi, bak bundan bu. Nerede ilaç de var. Onlar hep şimdi çok eski yüreği yapmıyorlar ama ben yapıyorum. Bunu bundan yapmışım, bunlar ikisi bu. Bu da tezesi yani bunu hiç kendiliğinde kurmuş. Bak hani ha, gene de kurumuş. Şey değil yani. Evet. Güneşe koymamışım bunu. Bunu güneşe koymadığım için. Evet. Bak bunu güneşe koymamışım. Bunu güneşe koymadığım için sesini görürsün. Bak bunun sesi az çıktı. Evet. Bunun sesi az çıktı. Bir de ona bakalım sesine. Bak bunun sesi cebi. Ha. Bu güneşsiz evet kurumuş. Bu güneşte kurumuş. Netliğini yaptı da. Burada da bak bunun da reçeli turuncu. Bunların ikisini de bunda yapmışım. Bunlar evet da turuncu. Bak bu reçellerin ikisi rengi kara. Evet. Rengi kara. Bu bundan yapılmış. Çok güzel anneciğim. Bu turuncu. Bak bu turuncu bir de bu turuncu. Bu turuncuları da bundan yapmışım. Bak kırmızı olanları da bundan. Bundan. Bak bunların ikisini bundan yapmış. Evet. Bu kuşburnudan. Yaş biraz şey elin verirsin bak elinde ezilir. Evet. Bu da şimdi onun aşamasına gelecek değil mi? Kurdu. Kuruduktan sonra kurutmayacağım. Ha yok, onun ayrı. Zamanı geçti. Bunların ikisini. Zaten rengi de öyle. Bunların ikisini bundan yapmışım. Bunlar ikisi de kuşburnu. Tamam. Aynı kuşburnu ama bu kurusu. Bunlar teza olduğu için bunlar siyahlaşmış. Onlar turuncu, evet, kırmızı onlar. Tamam. Bak böyle yapmışım. Kaynatmışım. Bunu da kaynattım. Hı. Hastalandım. İlaçı bıraktım. Kaynarı buraya koymuşum. Donmuş evet bu. Bu da yapılacak. Donmuş. Bak çiğidi üstünde. Bunun da çiğidi fark edersin. Çiğidi üstünde. Elekte geçecek, elekte geçmemiş. Çiğidini fark edebilirsiniz. Gördüm evet. Değil mi? Bak donmuş, ben alamıyorum. Doğru. Fark ettin çiğidini. Gördüm evet. Buna çiğidi, çiğidi çıkacak. Peki anne, şu ne? Onun yanında. Hangisi? Al bu, bu şimdi onu göstereceğim. Bu da, dur önce bunu diyeyim. Heh. Bu da bizim kavut. Kavutu sen bilmesin ama. Kavut. Kavutu sen bilmesin ama yine Rabbim bilir. Bilir tabii. Yine Rabbim bilir. Kavuttan ne yapıyorlar? Açık ufak bir paçete yapayım o kavuttan yine Rabbim'e gelir. Tamam bak burada hediye geliyor babama, şimdi kavut gönderiyoruz. Da burada seçtim. Heh. Temiz yıkadım gibi. 9. ay. O da yıkadım. Bedir abi zaten çekmiş bunu. Yıkadım. İçeride sübeyi kurdum. Sacda kavurdum. Bunu da içerideki taşta çekerim, ince ince çekerim ama kaç kere çekerim, belki 10 sefer çekerim, elirim, vay tekrar be, elirim, tekrar. Bu da bu hale geldi, kavut. Bu da onun unu. O da onun unu. Bu da onun unu, eledim ya, çıkarttım unu. Bak şimdi, neler çıktı. Az bir dakika, ben sana kokuturuyorum. Şimdi ha, bak, bunun kokusu var. Evet. Bunun evet kokusu var. Şimdi bunu böyle unu yesen çiğ değil yani, senin karnın ağırtmaz çünkü hani pişmiş ya. Evet. Un ama beyaz un gibi değil. Bak şimdi. Leblebi tozu gibi aslında ha, ya. Leblebi tozu gibi bak. İçinde dur. Kepçem de var işlettikçe. He. Az bir şey mazdan alabilirsin. Az öyle mi? Mazdan alabilirsin. Öyle bir tadalım yani. Aynı leblebi tozu. Aynen öyle.
bizim eski yöremiz. Şimdi burada çekim yapıyoruz. Kamera arkasında sizin görmediğiniz Kafkas Haber Ajansı'ndan Bedir Altınok abimiz de burada. Bize sağ olsun böyle ortamı hazırladı. Annemize haber verdi. Ona da buradan selam gönderiyoruz. Onun takipçileri de çok. Emekler çok böyle temiz, ağır, böyle terbiyeli. Başladığımız için de siz de o da çok değerlisiniz inşallah. Evet. Peki o ne şimdi açtığımız anne? Bu da buğda. Buğdayda. Buğdayda şimdi bu. Onu gördük. Leblebi gibi. Tadına da baktık. Bu da bizim hani şehirdekine çeşkek değil ya. He. Biz de buna haşır deriz. Mesela meşhur haşır bu değil mi? Şimdi bak bunu şey üstünde bak. Bak tozu nasıl toz çıkıyor bak. Bunun yapılmışını da ben şimdi ekranda göstereceğim. Ha. Bunun nasıl yapıldı yani son halini. Şimdi bak ben püfleyeyim. Bunun kabın üstüne ben bunu taşla elimle yapmış. Eski model gibi. Bak bunun şimdi şeyi üstüne bak. He. Bak tozunu gördün mü? Evet. Gördün. Hemen ayrıldı. Bunu taşta yapmıştım. Taşta kullanmışım. Benim kardeşim zaten çekmiş bunu. Bunu da haşlık yapıyorum. Taşta hemen misafirim gelende hemen taşta çekerim. Haşlık yapıyorum bunu. Şimdi bu deri büyükten bu da ufak. Bu taşta çekilmişim. Bunu haşlık yapıyorum. Bak, bu onun gibi olmuş. Bu onun gibi bak. Onun evet. Gibi. Bak elim onun oldu. Bak onun gibi. Bu da onu haşlık. Haşlık. Evet. Bu çekilmişi, hı hı. Çekilmişi bu, çekilmemişi bu. Tamam. Bu çekilirse, taşta çekilirse içeride taşlarım var gösteririm. Tamam, çekilirse taşları da göstereceğim, evet. Bu da kablıca. Kablıca buğdayı. Kablıca bu da. Bu böyle. Pilav değil mi bu şimdi? Allah'ım Göle'de hediye gelmiş. Gönderdiğine çok teşekkür ederim. Bu da haşin bu da Göle'den gelmiş. Göle'de gelmiş beni hediye. Bak şimdi daha çok temizli. Bu daha çok kırmızı, bu daha biraz bak bu beyaz gibi. Evet. O bak nasıl kırmızı. Evet. Bak görüyorsun renklerini çok gördün güzel. Mü? Bu şeker hastaları için de çok şeker güzelmiş. Şeker hastaları için çok güzel bu. Bu daha çok şey. Dur bu şimdi göstereyim. Üçünü de bir arada göstereyim. Bak. Üçünü dikkat bir arada bakın. Bak bu beyaz. Bu daha ondan biraz kapalı, bu daha kapalı bak. Evet, bu kablıcanın evet. Çekilmiş. Gaz etinden çok güzel olur. Şeker hastalıkları, hastalara da çok güzel olur. Bak. Tamam ben de detay bende tamam. Sen anneden kopma detaylar bende. Siz şehire, şimdi şehirde oturuyorsunuz ya ama köyde gitmişiz ya ki. Hep bunlardan, hiç bunlardan geri kalmayın. Şeytanın kulağına kurmuşum. Şimdi biz hiç kendi ev halkımız 2-3 sene korunuldu ya ki. Aha. Şeytana kurmuşsun ama biz nefse korusun bizim de gelenimiz. Hiç bugün misafirimiz yoksa bir tane misafirimiz var. Çok varsa bundan iki pazar günü. Pazar günü tam 80 tane misafirimiz gelmişti. Bir sen büyük, tek başına mı ağırlıyorsun misafirleri? Ağırlarım gelenim de bazen yardım ediyor. Böyle bir şeyleri ben yapıyorum öbürlerini gelenim yapıyor. Bu da çok güzel. Ayran çorbası. Daha üstüne süslüyorlar öyle mi? Evet aldım o kokuyu. Baksana senin yanında. Buraya bile geliyor kokusu ya. Ben koyayım mı babaya bunu? Vallahi ben sen işte bir şeyini yaparsın ondan. Ama az ondan az ondan. Şimdi ben biraz hani yalancı çıkmayayım. Biraz yok. Unutkanım ya ki hamur pişirdim. Hamur da kalktıktan sonra sen tamam, bana söyle. Tamam. Birkaç gün sonra zaten kızıma da yollayacağım. Bunlar tamam. İstanbul'a. Kızlar çok şanslı. Oğlanlar çok şanslı. Burada gelin de öyle değil mi? Burada şimdi. Hasta olmuyorlar. Sen bunlara böyle bakıyorsun böyle en güzel otlarla, bitkilerle. Çok şükür yerden göğe şükür dedim ya ki. Bak kokusu buraya kadar geliyor kokusu. 2-2,5 sene. Seni tanıyorum, babanı tanıyorum. Hep sizi izlerim. Başım gözüm üstüne geldi. Hoş sabah. Hoş bulduk anneciğim. Biraz bugün seni yoracağız. Hiçbir yemek şey falan yapıyorsun burada. Biraz şey ben de hani sesim biraz rahatsızlığım var. Geçmiş olsun. Sarmışım boğazımı. Eyh Allah'a şükür baban iyi. Çok iyi. Baba da buradan selam gönderelim İstanbul'da. Şimdi bizi seni izleyecek orada televizyonda. Ben de öpüyorum. Onun hangi türküsü var? Bilir misin türkülerini? O anne türküsü var ya. Anamalayla. Anamalayla. Ben hep onu izledikçe yaş dökerim. Ben hiç yaşımı tutamıyorum. Tamam o zaman
Buradan da sana sürpriz yapacağız izlerken. İnşallah. Anam alayla da senin için buradan çalacağız. İnşallah. Ben de onun ellerini bol bol öperim. Allah'a emanet ol abim, seni çok severim.